Beraberiz sevgili hocamla. Hocam iyi Emrah'cığım, akşamlar. iyi akşamlar Emrah'cığım, ne haber? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Valla seni gördüm daha iyi oldum açıkçası. Aynı şekilde hocam. Hakikaten en azından yüz yüze görüşmüş oluyoruz yani. Giderek gençleşiyorsun maşallah. Benjamin Button gibi. Maşallah diyelim, ne diyelim? Maşallah. Aynen. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Çok şükür evdeyiz ama non-stop we are working. Durmak yok, çalışmaya devam, tam gaz. Yani sizin için bilgisayarın olduğu her yer çalışma alanı hocam sonuç itibariyle. Aynen. Yani okumak, Yani çizmek. memleketinde hakikaten, yani bunu çok samimiyetle söylüyorum, en çalışkan akademisyenlerinden birisiniz. Sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz, herkese hoş geldiniz. Sağ ol. Yani gerçekten kendime örnek aldığımı çok net bir şekilde söyleyebilirim. Sağ ol Emrah'cığım. Çok teşekkür ediyorum. Biz de bunu başarabiliyorsak acizane ne mutlu bize güzel kardeşim. Öncelikle yayına katılanlara da hoş geldiniz diyorum. O zaman Eyvallah. hocama da hoş geldin dedim zaten. Şimdi bayağı toplandık, ondan sonra ufak ufak bence anlatmaya başlayayım. Bence Ozan hocamı da tanımayanın olmadığını zannediyorum. Ozan hocam 1992, yanılmıyorum değil mi? 92 Karar Okulu Doğru. mezunu. Çok başarılı dönem birincisi, bir jandarma subayı, komando subayı, ondan sonra çok da kritik yerlerde görevler Görev yap. yapmış Evet. bir komutanımız ve abimiz. Ama daha sonra talihsiz bir kazayla bir görev dönüşü maalesef yaralanıyor ve emekli olmak zorunda kalıyor çok sevdiği mesleğinden. Aynen. Fakat bu kendisini durdurmuyor. Kendi deyimiyle yürüyemese de ruhunu kanatlandırıyor ve rekor denebilecek bir sürede akademisyenlikte hızla tırmanıyor ve ondan sonra çok genç bir yaşta hem profesör oluyor hem de dekan oluyor. Bizleri de bu anlamda örnek oluyor. Yani hocam şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Hakikaten doktora uzadıkça uzuyordu. Evet. Ama siz bizim bir genel komutanlıkla konuştuktan sonra Evet. hakikaten kendi kendime düşündüm. Dedim ki ya hocam bu kadar zorlukla dedim bu doktorayı bitirdi ve üzerine tamamladı. Yani ben dedim hani bu zorlukları yaşamadığım halde niye yaşamıyorum? En sonunda teslim ettim hocam. Onun da müjdesini vereyim. Çok Hocama güzel. tezimi teslim ettim. Savunma için gün bekliyorum. Gün Muhtemelen online bekliyorsun. yapacağız herhalde. Tebrik ederim. Tabii ben de şimdi bir doktor öğrencim var. Onu da tezine bakıyorum. Aynı şekilde biz de Mayıs'ın sonuna doğru online yapacağız. Tebrik ederim. Sağ olun. Doktor Albay Emrah Akçay, öyle mi? İnşallah. 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 Hadi bakalım, hadi bakalım ya. Bu hızlı bir şekilde bu arada şeyler geçiyor. Aşağıdan mesajlar geçiyor. Yani Evet. şimdi bunların hepsini de yetişmek de mümkün değil ama yavaş yavaş hepsini de anlatmaya da çalışacağız. Yalnız bu akşam özellikle benim üzerinde durmak, konuşmak istediğim konu aslında hocamın çok yakın bir zamanda çıkarttığı ve defalarca baskı yapan, şu an 7 baskı oldu herhalde değil mi hocam? 8 bitti Emrah'cığım. 8 baskısı bitmiş. Evet. Hakikaten çok da süper de ilerleyen bir kitabı var 6 hocamın, Vazgeçme evet. isminde. 6 ay gibi sürede yaptık bunu. Özür dilerim, araya girdim. 6 ay gibi sürede yaptı. Ki senin de kitapların var. Hani ne anlama geldiğini daha iyi biliyorsun. Çok, kesinlikle. Yani bu ama şöyle bir durum söz konusu. Şimdi böyle motivasyon içeren pek çok kitaplar falan var. Evet, Vazgeçme isminde kitap. Ama bu şekilde bireysel bir örneğin olduğu nadir kitaplardan bir tanesi. Türkiye'de ilk. Yani Türkiye'de evet, ilk. yani sonuç itibariyle buradaki yazılanlar sağdan soldan toplanmış edilmiş falan yazılar değil kesinlikle. Bunların tamamı hocamın bizzat başından geçmiş Evet. bütün sıkıntılarını yaşadığı ve bütün bu başarı hikayesini ailesiyle nasıl omuz omuza sevdikleri nasıl omuz omuza açtığını gösteren bir kitap. O anlamda ben herkesin de bunun örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada hocam çok kısa bir giriş yapacağım. Tabii. Akşamdan beri yazıp duruyor bizim teşkilatımızın çok sevdiğimiz silah arkadaşlarımız, uzman arkadaşlar. Tamam. Ne zaman başlayacak falan. Vallahi ne zaman başlayacağıyla ilgili bir şey bilmiyoruz ama zaten şu anda korona olduğu için bütün memleket durmuş durumda. Ama en yakın zamanda ben umut ediyorum arkadaşlarımızın da kursları başlar. Bir an evvel de bizim yanımızda, mesleğimizde onlar da Yerlerini yer alırlar. alırlar. Yani benim seyrediyorsa hala mesela Doğan diye arkadaşım var. 24 yıldır hala görüşüyoruz yani. Çok eski arkadaşlarımız.
O anlamda çok da başarılar. Hocam, şimdi ben bir şey sormak istiyorum Tabii. size. Bu kaza başınıza geldikten sonra ilk anda ne hissettiniz? Yani hiç böyle kopma durumuna geldiğinizi hatırlıyor musunuz? Ya bu da başımıza geldi, bundan sonra da böyle gidecek dediğiniz hiç oldu mu? Yoksa hiç mi vazgeçmediniz? Hiç vazgeçtiğiniz bir an oldu mu? Ya Emrah'cığım tabii kitabımda da belirtiyorum. Birçok seminerlerde de anlattım. Sen de bunu en son Ocak ayında Arif Paşam sağ olsun Evet. Beştepe'de dinlemiştin. Tabii kaza geçirdiğim gece hemen akabinde ben ameliyata alındım. Ve kendime geldiğim zaman ameliyatıma giren doktor arkadaş ki hala kendisiyle görüşüyorum İzmir'de. 9 Ege Üniversitesi'nde pardon olmuştum. Ben nasıl bir vakaydım diye sorduğum zaman Ozancığım sen normalde X olman gerekiyormuş. Sen normalde ölmen gerekiyormuşsun. Allah Ama dedi korusun. bel kasların dedi anlattılar dedi sen işte askermişsin, komandoymuşsun. Bel kasların çok güçlüymüş ve hayata tutulmuşsun dedi. Ben de tabii içimden birçok şeyimi kaybettiğimi hissediyorum, anlıyorum ama Allah'ım diyorum neden ölmedim ki diyorum. Yani bunu söylediğim zamanlar oldu. Olmadı değil. Hani Allah'ım neden ben dediğim hani neden ben dediğim zamanlar olmadı değil bak. Yani bunu inkar edemem. Ama kitapları anlattığımız üzere tabii ki çok zor, çok sıkıntılı. Şimdi günler geçirdik ve ben eşim ve ben beni Muğla'da yakinen tanıyanlar da bilir ki hiçbir zaman dertlerimizle insanları boğmadık, sıkmadık. Hatta bu kitapla birlikte, bu vazgeçmeyle birlikte belki de birçok özel konularımızı tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye aslında hem açmış olduk. Tabii ki çok zor. Evet, vazgeçebileceğimiz çok noktalar oldu. Hep söylüyorum 9 katlı binanın 7. katına iki askerimin omzunda dersleri. Şimdi benim öğrencim el ayağı çalışıyor. Ben makro iktisat dersi veriyorum. Kalabalık bir öğrenci topluluğuna verdiğimiz zorunlu bir ders olması hasebiyle öğrencim derse gelmiyor. Ha bu koronadan dolayı şimdi görüyorum herkes Hoş geldin Tolga. kampüsün bir de tabii bizim üniversite tabii gerçekten yeşillik kampüs alanımız çok güzel yerleşkemiz. Şimdi bakıyorum fotoğraflar paylaşıyorlar. Ah Muğla, ah üniversite. Tabii işte insanoğlu ne yazık ki böyle. Hani kaybedince hep değere biniyor bazı şeyler. Sorunun yanıtı evet kopma noktalarım oldu. Vazgeçme noktalarım oldu ama hep daha ileriye İçimden de bir his bırakmamam gerektiğini, hep daha ileriye doğru Emrah atılmam gerektiğini söylüyordu. Anlatabiliyor muyum? Evet Neyse hocam. tabii ki çok kırılma noktaları oldu. Olmaz mı ya? Ya belimin kırılmasıyla birlikte tabii ki çok farklı kırılma noktaları oldu ama biz hep ileriye gitmeyi seçtik. Vazgeçmedik Emrah. Yani. Herkes de bu anlamda örnek oluyorsunuz yani. Yani Bu arada tabii. buyurun hocam. Bernard Buyurun hocam. Schwab şunu söylüyor. Dünyada değişiklik yapmakta başarılı olan insanlar değişikliği diyor kendilerinden başlayanlardır diyor. Evet. Tabii bazen sıkıntılar, zorluklar, mücadeleler hayatımıza belki tam olarak gerek duyduğumuz zamanda giriyor. Beni dinleyen dinleyicilerimize özellikle söylüyorum. Şimdi bana çok mesajlar geliyor. Beni arıyorlar. Hocam şöyle böyle biz ne yapalım? Bize akıl ver diyorlar Emrah'cığım. Tabii bizde ne eksikse Emrah, bizde ne Evet hocam. eksikse Allah bize bazı sorunlar, bazı sıkıntılar vererek o eksiğimizi aslında tamamlatmaya bize çalışıyor. Biz bunu ilk etapta anlamıyoruz. Biz isyan ediyoruz. Mesela güç mü istiyorsun? Hani tasavvufta zıddı ile kaim derler. Ne kadar çok zahmet, o kadar çok rahmet. Güç mü istiyorsun sen? Sen güçlenmek mi istiyorsun? Sana ne çıkartıyor yüce yaratıcı karşına? Zorluklar çıkartıyor. Sen bilgelik mi istiyorsun? Mesela şu anda sen doktor olmak istiyorsun değil mi Emrah'cığım? Evet hocam. Bilgelik istiyorsan şimdi çözmen gereken bir bilimsel problem var. Onu hipotez, teori, bir takım ne bileyim işte analizler yaptın, sundun. Şimdi Evet. savunacaksın. Yani Evet. çözmen gereken bilimsel sorunlar var. İşte cesaret mi istiyorsun? Cesur olmak mı istiyorsun? Karşına tehlikeli durumlar çıkıyor. Sevgi mi istiyorsun? Karşına sorunlu insanlar çıkartıyor Allah. İyilik mi istiyorsun? İyilik yapmak mı istiyorsun? Karşına bir takım fırsatlar çıkartıyor ki atıyorum şu anda mesela koronadan dolayı işte maaşı olmayan, geliri olmayan sıkıntıda bir takım insanlarımız var. Bir takım değil, çok sayıda insanımız var.
iyilik yapmak istiyorsan, maddi bir gücün varsa işte şu anda tam zamanı. Hem Ramazan hem koronadan dolayı insanlar sıkıntıda. İyilik mi? Al sana fırsat kardeşim işte. Yap Evet. yapabildiğin kadar. Evet Bu yani. arada bir giriş yapmak istiyorum hocam müsaadenizle. Tabii. Mustafa Tekindor komutanım da burada, Çelik Kanatlar ekibinin baş pilotu. O da Evet. Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı'nda kurs gören bütün pilot ve teknisi arkadaşlarımıza yayın eviyle temas kurarak alıyor ve komutanlık saatinde okuyoruz diyor. Komutanımıza örnek Evet. alsınlar, vazgeçmesinler diyor. Aynı zamanda bu akşam tabii sizin hayranlarınız çok. Akademi öğrencilerinden çok fazla katılım var. Evet, Hem Özlem Özlem Temen Özsever. var bizim, hem de oradaki Evet. arkadaşlar. Onlar da sizlere hep örnek alıyorlar ve uzman Sağ olsunlar. arkadaşlarımız bu akşam çok. Hepsine de selamlar. Peki hocam, ne zaman o bu arada Elazığ Alacakaya ilçesinden o komutanlığı Sinegur diyor demiş bana. Benim eski çalıştığım yer. Ben de onlara Eyvallah. selam söylüyorum. Hocam şimdi peki nerede bunun döndüğüne karar verdiniz? Yani bu iş olacak, ben vazgeçmeyeceğim dediğiniz an, bu eşinizin sizden vazgeçmeyeceğini söylediği an mıydı aslında? Böyle bir şey var mı? Var. Yani herkesin dışsal motivasyonu çok farklıdır. Yani ben şimdi psikolog veya psikiyatrist değilim. Motivasyon üzerine de eğitim almış bir insan değilim ama kitabımın farkı önce onu söyleyeyim. Vazgeçme. Evet, bu adla bir Türk yazar tarafından çıkan ve sınanmış, yaşanmış acılar üzerine yazılan gerçek bir hayat öyküsü. Bu bir. Evet. İkincisi, evet, eşim 2-3 ay boyunca, tabii insan o anda bir de yeni evlisiniz. 11 Ağustos'ta işte evlendik. 2 Ekim'de de kazı oldu Emrah. O gerçi artık beni anlatma diyor, kızıyor ama yani artık ben sen sorduğun için söylüyorum tabii. Evet. Ya tabii ki Kendisine saygılarımızı eyvallah. Şimdi şunu söyleyeyim, tabii ki o dönem insan böyle bir psikolojiye kapılıyor. Yani sen diyor başka bir hayat kurabilirsin dedim. Yani hani benimle bu hayatı sürdürmek zorunda değilsin dedim. Ve bunu 2-3 ay boyunca söyledim. O da artık en son dayanamadı. Çok güzel bir insan gerçekten, gönlü de kendi de. O zaman ben seni ayakların, ellerin, kolların değil, beynin için sevdim demişti. Tabii onun o desteği, o dışsal motivasyon açıkçası benim bugünlere gelmemde tabii ki hiç kuşkusuz önce Allah, sonra da o ve ailesi çok önemli. Ya bir sporcu düşün, sağ kenarından mesela Fatih Terim, habire futbolcularına talimat veriyor, bağırıyor, onları ateşlendirmeye çalışıyor. O futbolcular için Fatih Terim'in o seslenişi veya bir basket maçındaki NBA'deki bir koçun oyuncularına seslenmesi tabii dışsal bir motivasyon. Ama kişinin kendi öz farkındalığı, iletişimi, Emrah'cığım ondan sonra başka özgüveni, iletişim becerisi, bunlar biliyorsun kendi EQ'suyla alakalı şeyler ve hepimizin içsel motivasyon kaynakları da dışsal motivasyon kaynakları da çok farklı ama benim kırılma noktam, evet, eşimin o söylemleriyle başlamıştır. Ve ondan sonra tabii tolere ettik kendimizi. Şunu anladık tabii, Gata'da ilk 4 ay yattık. Ben her gün 3-4 tane eşofman değiştiriyordum Emrah'cığım. Her gün sürekli üstümü değiştiriyordum. Yani zannediyordum ki ilk 3-4 ay ne kadar çok çalışırsam, ne kadar çok antrenman yaparsam, o etnik Gata'nın altındaki o fizyoterapi büyük Evet, salonu biliyorum onu. vardı bilirsin sen. Şöyle düşünüyordum ilk zamanlar. Çok çalışırsam bir an önce iyi olacağım, ayağa kalkacağım. Ama tabii durum öyle değil. İlk etapta her ne kadar çok kaybın olduğunu hissetsen de insan bazı şeyleri kendine konduramıyor. 1,80 boyundasın, komandosun, halata ayak yardımsız çıkıyorsun, iniyorsun, çıkıyorsun, iniyorsun. Spor okulu dönem birsin, Foça'da derece yapmışsın. Terörle mücadelede yani şu kulaklarım şunu işitmiştir. Şu anda işte Deniz'de eski personellerimden hala emekli olmaya çalışan arkadaşlarım var. Yani Ergani, Diyarbakır, Kulp, Hani bölgesinde, Dicle bölgesinde biz operasyona çıktığımız zaman teröristler o telsizlerinden, o küçük telsizlerinden Ergani geliyor, teması kaçın, kesin diyorlardı. Şimdi bunu dedirtmek, bunu yapmak çok kolay bir iş değil Emrah'cığım yani. Değil, değil. Yani tabii insan kendine konduramıyor. Dolayısıyla da evet 3-5 ay çok çalıştık ama baktık ki stabil artık durum ve ne yapabiliriz dedik. Yani aslında vaktimizi iyi değerlendirelim diye başladığımız süreç işte bizi İkinci kariyer oldu. tabii yani çok güzel bir söylem vardır tasavvufta. Hep söylerim, Poyrazının tipisinin
Hikmeti vardır hepsinin. Mevlam hayır kapısının kimini kapar, kimini açar derler. Açar değil mi? Yani, Doğru. yani yaşamımızdaki her sorunun içinde aslında bir armağan saklı. Güzellikler aslında her yerde. Yeter ki onları biz görmek isteyelim. Hani alıcılarımızı, antenlerimizi açalım. Hani nasıl bir operasyon bölgesinde göz, kulak senkronize, en ufak bir çıtırdı da hemen silahı doğrultuyorsun. Onun gibi yani hayata dolu dolu bakmak gerekiyor. Dünyada milyarlarca insan var ama Emrah'cığım hepsi fark yaratamıyor. Anlatabildim mi? Fark yaratan birisi olmak gerekiyor. Hani benim içimde o aşk, o çalışma, o okuma aşkı yani ilkokul yıllarımdan beri sürekli okuyan, işte Yunus Emre'nin şiirlerini okuyan, ne bileyim La Fontaine'in masallarını okuyan, rahmetli dedem de buradan Allah rahmet eylesin, emekli öğretmendi, Silifke'de bir Silifkeliyiz. Kültür Kıtasiye dükkanı vardı. Yazları ben onun yanında çalışırdım. Dedemi çok severdim. Çok emeği vardır bende. Tabii Kültür Kıtasiye dükkanı birçok kitap var. Yazın, iş yok zaten. Hani bir şeyler zaten seni oraya doğru itiyor. Anlatabildim mi Emrah? Evet. Bu arada şunu da söylemek lazım. Ozan Hocam aileden jandarma. Babasına da saygılarımı sunuyorum. Tanıştık kendisiyle. Bizim Eyvallah. bir meslek büyüğü abimiz emekli. O da zaten şu anda benim bulunduğum lojmanlarda gençliğini geçirmiş büyük Aynen. abi sonuçta Ozan Hocam. Yani burada şunu sormak istiyorum özellikle. Soru Buyurun. sormadan jandarmacılığıma için bir şey diyebilir miyim? Buyurun Beni ilk hocam. defa dinleyenler için rahmetli dedem Kurtuluş Savaşı'nda şeyini unutma sorunu Emrah lütfen. Kitapta da belirtiyorum rahmetli dedem babamın babası 8 yıl Kurtuluş Savaşı'nda jandarma erliği yapmış. O Polatlı'nın girişinden Atatürk heykeli var ya dur. Evet. Biliyorsun düşman oraya kadar Evet. gelmiş oradan püskürtülmüş. Babam 69'lu jandarma subayı. Kayınpederim 69'lu onun devresi jandarma. Kız kardeşimin eşi harp okulundaki en iyi arkadaşım Yücel Skorsky pilotuydu. Binbaşıyken ayrıldı. Jandarma. Dayımın kızı 2001 mezunu şimdi binbaşı jandarma. Yani hani derler ya damarını kesten kırmızı mavi akar. Bizim jandarmacılık aşkımız aynen böyle Emrah'cığım. Evet. Aynen öyle. Peki bir şey soracağım. Şimdi tabii sonuç itibariyle aynı merhalelerden geçtik. Tabii birebir aynı yerlerden geçtik. Yani Karar Bokulu tabii okumak için hakikaten zor da bir yer. Tıpkı şu anda Doğru. Jandarma Akademisi'nde fakültedeki arkadaşlarının diğerleri gibi. Yani bunun eğitimi ayrı bir sıkıntı, kampı ayrı şeyler. Tabii ondan sonra Foça Komando Okulu, doğudaki Evet. görevler. Yani buradaki çekilen sıkıntılar sizin daha sonradan başınıza gelen problemleri aşmada ne kadar size destek oldu? Ne anlatırsınız bununla ilgili bu? Bir sürü genç arkadaşım şu anda bizi seyrediyor. Tabii. Size örnek alan çok arkadaşınız var. Ne diyorsunuz bu anda? Bu arada bu dediğim gibi yazıları da okuyamıyorum. Muğla'dan, Fethiye'den, İzmir'den, şuradan, buradan bir sürü yerden Ben şu anda devreleriniz falan yazıyorlar. Takip edemiyorum. Kusura bakmasınlar şu lütfen. anda ben de göremiyorum. Yani açıkçası ya telefonun alt taraf dondu mu göremiyorum ama tüm bizi dinleyen Almanya'dan ne bileyim işte Türkiye'nin her yerinden dinleyen arkadaşlarım var. Hepsine çok selamlar, Evet. saygılar. Kameranız Emrah'cığım ters döndü bu arada hocam. öyle mi? Şimdi nasıl? Tekrar, ha şimdi iyi, tamam. Tamam. Ne diyorsunuz Emrah'cığım hocam bu konuda? şunu söyleyebilirim. Yani üniversitedeki, şimdi benim hedef kitlem de üniversitedeki gençler. Sonuçta onlar Evet. şu andaki uzman, astsubay veya subay adaylarıyla hemen hemen aynı yaşıtta çocuklar. En Evet. ufak bir şeyde hemen yelkenleri suya indirebiliyorlar. Ne yazık ki evet. En ufak bir dert sıkıntı da yani kendilerince o kafaya taktıkları şeyin çok büyük. Yani dünyanın, yani Allah sadece dünyayı onlar için yaratmış. Tüm insanları da onun emrine vermiş gibi yani. Hani dünyanın merkezinde o var, başka kimse yok gibi bir durum var. Şunu söyleyebilirim. Tabii ki mücadelenin sabat, dayanıklılık diyorlar. Bir hapı yok. Süpradin var değil mi mesela şimdi? Hani bir sürü içinde Evet. vitamin var. B vitamini, Var. çinko var. Atıyorsun Süpradin. Ah ben abi mücadelenin, azmin, dayanıklılığın, sabrın öyle bir sihirli bir formülü veya hapı yok. Emrah'cığım tabii ki bu eğitimlerin amacı zaten bunu ortaya koymak. Yani barışta ter dökmeyen, savaşta kan döker hikayesi var ya askeri birliklerde. Evet. Tabii ki şu andaki onlara yapılan tüm eğitimin hepsinin bir mantığı var. Yani ben
Üniversiteye ilk başladığım zaman yüksek lisansa, yani gidip geliyorum, daha hani akademisyen değilim. Aşma göğsü değilim. Tabii insanlar beni biraz sıcak görüp içlerindeki o askerlikle ilgili şeyleri dökmeye başladılar. Birçoğu hep klasik laf. Askerlik o zaman mantıksızlık. Hayır. Kesinlikle askerlik mantıksızlık değildir. Askerlikte verilen her emrin, sen de çok iyi biliyorsun ki, öncelikle senin ve personelinin hayatı için, emniyeti için illaki bir mantığı vardır. Ama komutanlar bu mantığı sana her zaman ne yapmaz? Açıklamaz. Bilmesi gereken prensibi vardır. Doğru mu? Yani Mutlaka. bazı şeyleri sana emreder. Sen onu zannedersin ki ya bu adam egosunu tatmin etmek istiyor. Bu adam işte ya bu ne kadar saçma bir emri verdi gibi düşünebilirsin. Ama işte yapılan eğitimler, verilen o emirler sonucundaki uygulamaların hepsi kişinin sıcak, soğuk, kar, kış, yaz, gece, gündüz, eksi 40, artı 50 neyse senin dayanıklılığını güçlendirmeye yöneliktir. Bunu böyle düşünmeleri gerekiyor ki kitabımda inan hepsini çok detaylı anlatıyorum zaten. Yani o harp okulundaki öveçler sırtındaki kulaklarımız Evet. düşerdi. Hatırlar mısın Emrah? Evet. Veya Tuzla'da Piyade Okulu'nda o arçelik fabrikasının arkasında o havan eğitimleri ne Evet. kadar soğuk olurdu o 92-93 yıllar. Harp Okulu 88-92. Şimdi Güneydoğu'da operasyonlara çıktık. Kar 1 metre ve üzerimdeki ağırlık, ben o zamanlar 72 kiloyum. Üzerimdeki ağırlık bir 30 kilo. Hediyinden tut, soğuk iklim elbisesi, kar elbisesi. Şimdi sen o Foça'da, o Beytepe'de bu eğitimleri layıkıyla yapmamışsan, o dayanıklılığı artırma noktasında hem beyin olarak Emrah, hem Evet fizik hocam. olarak o eğitimlerden geçmemişsen burada sıkıntıya girersin. Şimdi Florence Chadwick denen bir bayan var. Duydun mu Emrah? Yok, duymadım Dün hocam. Kayseri İl Milli Eğitim ile bir canlı Zoom yaptık. Onları anlatmıştım ilk defa. Şimdi sorduğun soruya binaen Florence Chadwick'ten ben bir örnek vereyim. Florence Chadwick 4 Temmuz 1952'de Catalina adasından abi Kaliforniya kıyılarına 15 mil yaklaşık 30 kilometre rekor deneyecek. Bir demir Yüzerek. yüzerek demir bir kafesin içinde annesi ve antrenörü gemiden takip ediyor onu. Bu arada bu bayan onun öncesinde Manş Denizi'ni 2 kere gitmiş gelmiş. Çanakkale İstanbul Boğazı'nı ilk yüzen bayan sporcu olarak tarihe geçmiş bir insan. Kafesin içinde ne? Nasıl Yani yani? kafesin içinde derken köpek balıkları var ya denizde. A, a, Ama nasıl yüzebiliyor kafes kafes varken? çok geniş canım. Allah Kafes Allah. çok geniş ve onunla beraber kafesi de gemiler çekiyor tabii, anladın mı? Ha. Yani hani kafesle beraber gemiler de. Tabii 15 mil ve yarım, tabii hava o gün sisli, bulanık. 4 Temmuz 1952. Hava sisli, bulanık ve kadın yarım mil kala annesini işaret ediyor antrenörüne, beni diyor çıkartın. Onlar bağırıyorlar, az kaldı, bak yarım mil kaldı, kara çok az kaldı. Beni diyorlar çıkartın. Chadwick çıkıyor, Florence Chadwick. Kendine gelince biraz gazeteciler tabii karaya da çıkmış. Soruyorlar neden vazgeçti? Vazgeçti. Soğuk muydu? Evet, su soğuktu ama sudan değil. Köpek balıklarım, evet köpek balıkları vardı ama kafesteydim. Yorgunluk mu? Hayır. Yorulmadım. Peki neden vazgeçtin? Burası çok manidar. Karayı diyor görebilseydim başarabilirdim diyor. Her şey Emrah, her şey burada bitiyor. Sen o Doğru. eğitim alanına çıktığın zaman, o kar, kış, yaz fark etmez. O eğitim alanına çıktığın zaman, eğer o eğitimle ilgili sıkıntıyı, mücadeleyi kafanda bitirmişsen, oradaki geçireceğin 3-5 saat rutin bir formaliteden icabet. Ama sen o problemi kafada halledememişsen, ben zaten gittiğim birçok askeri birlikte biliyorsun, ben şu virüsten dolayı tabii aksadı. Yeni Tabii. Foça'dan tut, eski Foça'dan tut, Tabii. Safranbolu, Kastamonu, ne bileyim işte Beştepe artı akademiye biliyorsun 2 kere geldim. Evet. Hatta yine çağırıyorlar. Özlem, bu arada Özlem Gören'e ve bütün öğrencilere, Ali Paşam yeniden çağırıyor. Havacılık başkanımız, hemşerim aynı zamanda Ali Doğan Paşam. Yani gittim her yerde de onu söyledim öğrencilere. Yine Manisa Kırkağaç devre arkadaşım Ahmet Sen. Hep şunu söyledim öğrencilere Emrah'cığım. Bu işi
para için yapıyorsanız benim konuşmamdan sonra hemen bırakın gidin dedim zaten. Yani bu bir yaşam tarzı. Yani dolayısıyla da sen bu yaşam tarzını eğer hayatına indirgemezsen, içselleştirmezsen ve sadece özür dilerim maddiyat için yapmak zorunluluğunda hissediyorsan o hayat, o jandarmacılık sana ızdırap verir. Evet. Bilmiyorum net bir yanıt oldu mu? Çok net bir yanıt oldu hocam. Hakikaten yani bizim işimiz pek böyle para için yapılabilecek bir işte değil. Değil. Yani sevmeden, hakikaten insanları sevmeden, personeli sevmeden yapılabilecek bir iş gerçekten de değil. 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 Bu arada şey öncesinde birkaç soru gelmişti. Ben müsaadenizle onlardan Tabii. da bir iki tane Tabii. şey yapmak istiyorum, okumak istiyorum. İlginç bir soru var mesela. Diyor ki 25 yıl önce ve bugün Ozan Bahar'ın SWOT analizini merak ediyoruz diyor. Evet. Ne diyorsunuz hocam? Yani şöyle söyleyeyim. O zamanki güçlü taraflarım tabii fiziki anlamda çok güçlüydüm. SWOT analizini çok kısa anlatabilir misiniz bilmeyenler için hocam? Tabii SWOT analizi bir sektör, bir firma, bir ülke için bile yapılabiliyor biliyorsunuz. Yani Evet. işte güçlü taraflar strangers, işte zayıf taraflar, ondan sonra fırsatlar, tehditler dediğimiz olay. Yani benim güçlü taraflarım ne? Benim zayıf taraflarım ne? Benim için fırsatlar ne? Benim için tehditler ne? Tabii o dönem için işte ayakta olmam, ne bileyim mesleki anlamda herkes beni kurmay ve geleceğin generali olarak Evet. görüyordu. Hani belki güçlü taraflarım buydu ama ha manevi olarak evet Allah'a inanıyordum. Yer yer ibadetlerimi yapmaya çalışıyordum. Ama şu bir gerçek ki kaza sonrası o zaman bunlar şimdiki kadar güçlü değildi. Evet vardı. Ben ateist bir adam değilim. O zaman da ibadetimi yapan bir insandım ama altını çiziyorum. Şu andaki anlamda değildi. Şu anda 25 yıl geriye döndüğüm zaman tabii manevi olarak daha farklı kazanımlar elde ettiğimi Emrah'cığım söyleyebilirim. Kayıplar tabii ki hani zayıf taraflarım şu anda bir merdivene bir basamağa geldiğim zaman, arabamı park ettiğim zaman benim yanıma biri park ettiği zaman veya bir rampadan ineceksem gelmiş birisi o rampanın önüne park etmişse bunlar da bizim en şu andaki kırılgan noktalarımız. Hani bu anlamda başka nasıl söyleyebilirim bilemiyorum. Yani Gerçi gayet güzel bence izah ettiniz hocam ya. evet. İletişim uzmanı O... olarak nasıl görüyorsun şu andaki karşındaki kişiyi? Çok başarılı görüyorum hocam. Yok. Yani bu şey çok geldi. Onları da paylaştım hatta da. Tamam. Uzman Erbaş birlik, eğitim birlikleri ne zaman açıklanacak diye. Bu şeyden de böyle normalde de Twitter'dan şuradan buradan her yerden soruyorlar. Evet. Hakikaten bilmiyorum yani ama bir an evvel de tabii işin başlaması için böyle bir şeyimiz var tabii ki de. Ne derler? Talebimiz diyelim ya da dileğimiz, Temennimiz, arkadaşlarımız temennimiz. temennimiz var. Arkadaşlarımız bir an evvel görevlerine başlasınlar. Gelecek kaygısını nasıl yenebiliriz diye bir soru var mesela hocam. Kaygı neden ortaya çıkar? Sizin Evet. kaygılarınız var mıydı? Nasıl aştınız bunları? Anksiyete evet. Yani şöyle söyleyeyim Emrah'cığım. Tabii ki hepimizin tabii ki korkuları, kaygıları var. Ama ben seminerlerimde de söyledim. Bizim yaptığımız hata evet ya geçmişin üzüntüleriyle yaşıyoruz Emrah ya da Evet. geleceğin kaygılarıyla şu anı yaşamayı unutuyoruz. Şunu yapmak gerekiyor kaygı taşıyan arkadaşlarım için. Özellikle de gelecek kaygısı duymaları çok güzel. Bununla ilgili atıyorum 100 üzerinden bir stres katsayısı değerlendirecek olursak %10'luk, %15'lik bir stres makul bir strestir. Çok da rahat olmamak lazım ama stresin seviyesi %25'i 30'u geçmeye başladıktan %50'yi geçmeye başladıktan sonra bu stres onların duygu durumunu etkileyip onların düşüncelerinin çarpıklaşmasına, hatalı davranmalarına, hatalı işler yapmalarına, kararlar almalarına neden olabilir? O yüzden anı yaşayacak. Nasıl anı yaşayacak? Şu anda yapman gereken ne? Sınavlara mı hazırlanıyorsun? En iyi şekilde gayret et. Tevekkül, gerisini Allah'a bırak. Şu anda atıyorum uzman çavuş alımı mı diyor arkadaşım. Ya kardeşim tabii sınava mı hazırlanacaksın veya sınavını yaptın bir güvenlik soruşturması mı bekliyorsun? Yapacak bir şeyin yok. Bekleyeceksin ama bir yani bir süreç varsa ve seninle ilgili bir kısım varsa senin yapman gereken şeyler varsa yap. Şimdi biz daha çok yapamadıklarımıza, olumsuzluklara,
odaklanıyoruz. Yapabileceklerimize odaklanalım. İyi şeylere odaklanalım Emrah'cığım. Yani tabii Evet hocam. kendimizin geleceği. Benim şu anda tek bir evladım var. İşte kitapta da yazıyorum bunu Allah paylaşsın ısrarla. hocam. Amin. Cümlesininkini özel bir tedaviyle dünyaya geldi. Tüp bebek tedavisi. Kıymetli bebekti her anlamda. Şimdi delikanlı artık. Bazen çatışıyoruz. Maşallah. Şimdi benim en büyük mesela kaygım diyeyim. Kendi adıma söyleyeyim. Ona iyi bir gelecek sağlamak. Yani kaygıysa bu. Onun iyi bir yere gelmesi, mutlu olması, çok para, az para mevzusu da değil. Oğlum diyorum, seni ne mutlu edecekse, ki şu anda bunu anlaman çok zor. İnsanlar çünkü bir meslek sahibi oluyorlar ama bir bakıyor ki, ya atıyorum asker oluyor ama bir bakıyor ki, ya ben aslında subay oldum ama ya benim içimde işte ben çok iyi uç çalıyorum. Benim için de aslında içimde aslında bir ne bileyim orkestrada uç çalmak varmış. Veya ben hemşireyim ama ya benim içimde akademisyenlik varmış diyebilir. Hani şu anda yaş 17. Hani herkesin kendi kaygıları var ama cesur insanlar kaygılarını, korkularını kontrol altına alan insanlardır. Değilse hepimizin kaygıları var ve korku, kaygı, Amerika'da yapılan araştırmalar bak şunu söylüyor. Korku, kaygı vücuda girdiği an yapılan çalışmalar 30 dakika içinde bunun geçtiğini gösteriyor. Üzüntü 5 gün. 5 gün sonra üzüntü normalde bitiyor, normalde. Ama sen bu korkuyu, sen bu kaygıyı, sen bu üzüntüyü sürdürürsen bu seni depresyona, bu seni Evet. anksiyeteye götürüyor. Yani acı kaçınılmaz, evet. Elini bıçak kesti. Derin bir yara izi var. Derin bir yara oluştu. Dikiş atıldı. Evet, o anda canın acıdı. Acı kaçınılmaz ama bu acıyı hissetmek, bunu sürdürmek, sürdürmemek kişinin kendi elinde Emrah'cığım. Ben bunlarla alakalı bir iki bir şey söylemek istiyorum ama bu arada siz tabii aşağı herhalde takip edemiyorsunuz çok fazla. Edemiyorum Aşağısı ben acayip aşağısı. çok hareketli. Yani Aşağı inemiyorum ben. Neler neler ya. Özlem Temen bütün şeyleri harekete geçirmiş. Kadın az subay arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız hepsi buralarda. Özlem Tolga Bahar Gören var bizim selamlar. YouTuber Özlem'i çok seviyorum, arkadaşımız. evet. Kendisiyle Evet. tüm akademiye, tüm öğrencilerine selam olsun buradan. Diğer bizim takipçi arkadaşlar, hoca arkadaşlar falan burada. Yeriz Hocam burada. Herkese selamlar. Bu tabii ben en son bu hocamla aynı yayın evinden çıkan, Evet. kitaptan çıkan kitaplarımızda bunlardan bahsettim aslında bu kaygılaşmaktan ama bir de en son blogumda yazdığım bununla alakalı bir kısa da çok kısa ondan bahsetmek istiyorum. Sen Bununla bahset, ilgili de ben bir tekrar döneceğim bu konuya Emrah. YouTube kanalına bununla ilgili kendi YouTube kanalıma bir video çektim bununla ilgili. Önümüzdeki haftada bunu da yayınlayacağım. Evet. Vücut bedenlerimiz, vücut duruşlarımız tabii coşkulu bir iletişim kurmak, karşımızdakini okumak için çok önemli ama aynı zamanda kendi vücut kimyamızı da çok ciddi etkiliyor. Şimdi vücutta iki tane önemli hormon var. Birisi testosteron hormonu. Yani insandaki stresi azaltan, cesaret veren erkeklik hormonu dediğimiz Evet. bir hormon. Ama bir de kortizol hormonu var ki bu da stres hormonu. Bu da stresi arttıran, stres durumlarını ortaya çıkan bir hormon. Şimdi zaten hani mesela bilinen şeyler de vardı. Mesela gülümsemek, gülümsediğiniz zaman şurada kasların yukarı doğru çıkması dopamin hormonunu arttırıyor ve insanın kendisini mutlu hissetmesi. O ayrı Evet, konu. serotonin, Ama evet ama bir de duruşların bunlar üzerinde çok ciddi etkisi var hocam. Yapılmış çok ciddi araştırmalar evet. var. Yani mesela ayakta, elleriniz belinizde yahut böyle göğsünüzü çıkartıp başınızı yukarı kaldırdığınız zaman ya da mesela biraz böyle geriye doğru biraz yaslanıp bir güç duruşu yaptığınız zaman bir dakika içerisinde vücuttaki testosteron hormonunun arttığı ve kortizol hormonunun düştüğü ispatlanmış. Bilimsel yani. Ama tam tersine böyle içeriye büzüşmüş, kafayı Evet. indirmiş, kendisini Küçüldüğün böyle zaman pasif küçüldüğün anda bu sefer de testosteron düşüyor, kortizol yükseliyor, hem stres seviyesi, kaygı seviyesi artıyor. Hem de daha fazla insanda stresi arttırarak cesaretini kaybetmesi var. O yüzden bu anlamda benim herkese naçizane tavsiyem lütfen hayata karşı duruşunuz, vücut duruşunuza da etki etsin. evet. Her zaman dik durmaya çalışın. Her zaman kendinize güvenli. Yani mesela hocam mesela sahnede ben birkaç kez seyretme şansına da sahip oldum. Bir sürü de izleyen arkadaşım da var. Yani hocam yürüyen insanlar bu kadar hareketli değiller. Hatta biz genel sekreterine de bir ara endişelendik ya bu düşmesi hocamız falan diye. O kadar hareketliyiz ki. Ve orada o kadar net bir duruş sergiliyorsunuz ki insanlar böyle hakikaten sizden örnek alıyorlar. Bunu
Hepimizin yapıyor olması lazım. Kesinlikle o duruşumuz önemli. Buyurun hocam, sizi dinliyorum ben. Emrah'cığım, şu kaygı ile ilgili duruma tekrar dönmek istiyorum. Bana da teşekkür ediyorum. Yani ben eğer sahnede, eğer sahne bana uygunsa, yani seyircilerin, dinleyicilerin arasına girebileceksem, özellikle giriyorum ki Evet. göz teması, hatta vücut teması. Şimdi insanlar kesinlikle ne yapmıyor? Seni pür dikkat dinliyor. Zaten Hocalıktan eğer alışkanlık tabii, şimdi şöyle uyutmamak bir de şu var, ama şimdi konuya hakim olmayan insanlar veya hakim olsa da ne bileyim göz temasını kurmayan insanlar karşıdakini sıkar. Bilmeyen insanlar, konuya hakim olmayan insanlar araya masa koyar. Masa koyar ki korkusunu o masaya koyar. evet, kendini. Neyse, uzatmayayım. Şimdi duygularımız Emrah'cığım, tamamen tabii ki olaylara bakışımızla ilgili, kaygılara geleceğim. Bir daha söylüyorum. Duygularımız, hislerimiz tamamen olaylara bakışımızla ilgili çarpıtılmış ve gerçeklerle örtüşmeyen algılarımız, sonrasında oluşturduğumuz abartılmış beklentilerimizi vücut ne yapamıyor? Bir süre sonra karşılayamıyor. Dolayısıyla duygularımız olaylara verdiğimiz anlam sonucu ortaya çıkıyor ki aslında belki olayın kendisinden de kaynaklanmıyor. Dolayısıyla da duygusal tepkimiz tümüyle durum hakkında ne düşündüğümüze bağlı olarak ortaya çıkıyor ve ruh halimiz, Emrah'cığım, ruh halimiz çoğunlukla neye odaklanıyorsak ona göre şekilleniyor. Bir daha söylüyorum. Aynen öyle. Ruh halimiz Aynen öyle. çoğunlukla odaklandığımız şeye göre değişiyor. Yani biz dediğim gibi biraz önce söyledim aslında, hayatta onca güzel şey varken, onca iyi şey varken biz gidiyoruz olumsuza odaklanıyoruz ki buna psikologlar biliyorsun zihinsel filtre diyorlar. Hiç duydun mu Emrah'cığım? Bilmiyorum. Yok hocam. Zihinsel filtre diyorlar. Dolayısıyla da odağımızı iyi seçmemiz gerekiyor ve olumluya odaklandığı zaman kişi değer arttırıcı şeylere odaklandığı zaman üzüntüyü, kederi, kaygıyı bir kenara bırakıp geleceğe daha umutla ne yapabiliyor Emrah? Baka biliyor. O yüzden Mutlaka. düşünce gücü gerçekten bizler için çok önemli. Emrah'cığım, hani Mevlana diyor ya, insan bir düşünceden ibarettir. Düşünceyi düzelt derler ya, hiç duydun mu bilmiyorum. Evet. Ki bu Evet. anlamda içinde bulunduğumuz durumu nasıl yorumladığımız, bakın içinde bulunduğumuz durumu nasıl yorumladığımız, iyi ya da kötü olanı da ortaya koyuyor. Bu yüzden sana göre kötü olan bir şey belki bana göre kötü olmayabiliyor. Dolayısıyla düşünceler o kadar güçlü ki kişiyi var edebilir, kişiyi yok edebilir. Ben Harp Okulu'nda bu Genelkurmay Başkanlığı'nın uzmanlar küçük küçük el kitapçıkları şeklinde bazı güzel dokümanları vardı Emrah'cığım. Sizin zamanınızda var mıydı bilmiyorum. Genelkurmay'ın yayınları olarak gelirdi ki buna ilişkin şimdi de çok şeyler okuyorum. Hiç unutmuyorum. Bir Ne gün üzerine? anlatacağım. Bir gün şöyle bir anekdot hatırlıyorum. Okuduğum Genelkurmay'ın o zamanki işte bize gelen bu dokümanlardan birinde. Amerika'da bir deney yapılıyor. Tabii adam, iki tane mahkum, ikisi de ölüme mahkum edilmiş. İdam edilecek yani. Amerika'da idam var biliyorsun. Evet. İdam edilecek ve tabii bu mahkumlara şu söyleniyor. İkisini ceza yönetimi karşısına alıyor. Şimdi diyor, sizin diyor acı çekmenizi istemiyoruz. Normalde diyor elektrikli sandalyesi oturup idam edecektik ama diyor İkinize diyor su renginde bir bardak su, ama içinde diyor zehir var, ama siz diyor onu su gibi içeceksiniz ve hiç acı çekmeden tak diyor öleceksiniz diyor. Şimdi ilk mahkum alıyorlar içeriye. Gerçekten içinde su, ama suyun içinde de gerçekten zehir var. Suyu içiyor ve içtikten bir süre sonra hafif bir kıvranmayla o kişi ölüyor. İkinci mahkum ise onu izleyenler arasında Emrah. Ve onu izlettiriyorlar o ilk mahkumun ölümünü. İkinci mahkumu alıyorlar, çok ilginç. Adama sadece su veriyorlar. İçinde zehir mehir yok. Tamam mı? Ama adam bir önceki mahkum gibi suyu içiyor. Abicim, adam aynı semptomları göstererek kıvrana kıvrana ölüyor, biliyor musun? Şimdi bunu nasıl Çok açıklarsın? enteresan. Bak, Evet. beyin çok güçlü. Düşünce çok Beyin güçlü. çok kandırılabilir de bir organ yani. Hakikaten Tabii ki. insan olumlu da yönlendirebilir, olumsuz da yönlendirebilir sonuç itibariyle. Kesinlikle. O yüzden yine tasavvufta şunu söyler büyükler. Duyduklarınızın hiçbirine inanmayın. Gördüklerinizin de yarısına inanın derler. Hiç duydun mu bilmiyorum.
Yani hiçbir zaman görüntüye de aldanmamak lazım. Şimdi beyin gözden gelen görüntüye göre karar veriyor. Yani insan çoğu zaman inanmak istediği, yapılan araştırmalar bunu da gösteriyor bize. İnsanlar inanmak istediğini duymak istiyor. Mesela sen bir anket Evet. yapacaksın, bir araştırma yapıyorsun. Nasıl bir sonuç çıkmasını istiyorsan ona göre aslında sorular hazırlıyorsun ve senin beklentilerin şeklinde sonuç. Yani beyin neye inanmak istiyorsa Emrah kesinlikle Aynen öyle. ona inanıyor abicim. Ve aslında duygulara yenik düşmemek lazım. Ben de duygusal bir insanım. Yani tabii ki hiçbir şeyi Allah boşu boşuna yaratmamış ama duygularını kontrol edebilen insanlar bence kaygı, öfke, ne bileyim birçok olumsuz düşünce ve duygudan da aslında otomatikman ne olacak? Arınmış olacak Emrah. Duyguları kontrol etmek çok önemli. Ki aslında senin de alanına girdik şimdi. Hani sözsüz Mutlaka. Sağ iletişim ol. neydi o? Yalan makinesi neydi? İlk kitabın Yalan neydi? tespiti. Yalan tespiti. Külahımı anlat. Ha, külahımı anlat. CNN Türk'teki o bayana bir şey söylemişti. Bayan bir irkildi ya. Hatırlıyor He, musun? Haber Türk'te. Cansu. Yani hani beyin çok güçlü. Duygular kişiyi doğru yöne de yönetebilir, yanlışa da yönetebilir. Kesinlikle. Ve yani o anlamda işte doğru düşünce tarzını sahip olmak, hep pozitif düşünmek, o da çok önemli gerçekten. Tolga da diyor ki ben bir sivil olarak bile nasip olup jandarma ile birlikte vakit geçirme şansına sahip olup içindeki heyecanı unutamam diyor. Tolga Bağır, YouTuber arkadaşımız. Onunla da iki tane çalışma yaptık. Tam Tolga'ya da selam Hakkari'ye olsun. gidiyorduk. Tolga'ya da Evet. onu takip etmeye başladım. Soyadım aynı olduğu için adını takip Evet. ediyor bilmiyorum ama evet selamlar olsun. Bu arada Tam onunla beraber Emrahçığım alt Hakkari'ye tarafı gidiyorduk. göremiyorum. İlk başladığı haliyle kaldı. Göremiyorum. Kusura bakmasın izleyiciler diyorum. Yani aşağıda hakikaten ortalık kaynıyor. Yeliz Hocam çok fark yaratan bir başarı hikayesi izliyorum demiş. Teşekkür etmiş. Onun Eyvallah. haricinde arkadaşlar yine aynı şekilde yazıyorlar. Bütün öğrencilerimiz pür dikkat dinlesin diye Özlem Teven talimat verdi. Şimdi hocam peki bir arkadaşımıza sormuş diyor ki harp okuluna diyor nasıl hazırlanmalıyız diyor. Yani sizce harp okulu sadece fiziksel olarak mı hazırlanılması gereken bir yer? Çünkü neticede bir tane şeydir yani sınavdır. Ama sizce bunun daha ziyade bu mesleğe beyinsel olarak, zihinsel olarak adapte olmak daha önemli değil mi acaba? Yani Emrah'cığım şimdi açıkçası o sorunun yanıtı artık ben değil, neden ben de değil. Benim bıraktığım harp okuluyla şimdiki harp okul arasında çok fark var. Sizinkine göre, sizinkine göre cevap verin. Benim girdiğim sınavlarla yani şimdiki arasında çok fark olduğunu düşünüyorum ama şöyle söyleyeyim. Amacı belirledikten sonra, gideceği limanı tespit ettikten sonra biraz önceki aslında konuya geldik. Tabii şimdi sınavlar Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılıyor. Hani ne isteniyorsa ona göre hazırlanmak gerekiyor. İnan ben şu anda neye göre öğrenci alıyorlar bilmiyorum ama şunu da söylemek istiyorum. Yani buradan tabii her olayın bana göre iyi tarafı olduğu gibi kötü tarafı da var. Yani sanki bizim okuduğumuz zamandaki tabii bu malum darbe sürecinden sonra işte şartlar değişti, okul değişti şartlara bağlı olarak. Hani sanki biraz daha ben devlet arkadaşlarımla, silahlı kuvvetlerdeki arkadaşlarımla yaptığım sohbetlerde hani şimdiki eğitimlerin zaten bizim zamanımızdaki kadar çok zor, çok çetin olmadığını duyuyorum. Evet. Bundan da üzülüyorum. Yani tamam sivil kaynaktan, ben de sivil liseden girdim. Yani üniversiteden değil, sivil liseden girdim. Askeri lise kaynaklı değildim ama gerçekten çok zorlu bir eğitim sürecinden geçtik. Yani merak eden arkadaşlarım kitabımda bunların hepsini mücadele nedir, sabır nedir, içine düştüğümüz duygusal, zihinsel hapishaneden nasıl kurtulabiliriz bunları çok detaylı Vazgeçme adlı kitabımda anlatıyorum. Okuyabilirler yani harp okulu yıllarımızı çok özellikle detaylı anlatmaya çalıştım zaten. O yüzden ona ilişkin çok bir şey diyemeyeceğim. Hani sınav nasıl Evet. hazırlanmalı ama biraz öncekine gelecek. Eğer bu işi hani ben işsizim, ben hani polis olayım, asker olayım kaygısıyla yapıyorlarsa çok büyük pişmanlık duyarlar.
Bence ekmeklerini başka yerlerde aramalarını tavsiye ederim. Sadece bunu söyleyebilirim Emrah. Aynen öyle hocam. Ben de ilave etmekte gerekirse ben tabii onun üzerine bir de asker lisede okuduk. Saat 90 yılından beri tabii işin içerisinde. Ama şunu söylemem gerekiyor ki o dönemde çok böyle sızlandığımız, çok zorluğunu çektiğimiz, üzüldüğümüz şeyler Evet. aslında bizim hayatımızda çok ciddi yapı taşlarıymış. Tabii. Yani Tabii. mesela işte spordan sonra hatırlıyor musunuz? 3 dakika içerisinde Tabii. üzerinizi değişip kahvaltıya deyip de ondan sonra çoğunlukla yetişemezdik zaten. Tabii. Sürünerek giderdik kahvaltıya. Ama şimdi mesela onların etkisini çok görüyorum. Yani ben 5 dakika içerisinde diyelim ki geç kaldım. Giyinip tıraş olup çıkabilirim yani. Öyle çok zaman da başıma da gelmiştir. Bunların çok ciddi bence etkisi var. Mesela bir kampta yine aynı şekilde böbrek taşı sıkıntım vardı. Bunu söylememe rağmen ısrarla yok atla zıpla Tabii, daha çabuk tabii. çıkar falan diye söylediler. O zorluklara rağmen o kampı tamamladık ama şimdi düşünüyorum iyi ki de tamamlamışız. Çünkü pek çok zorluk artık şu anda zormuş gibi gelmiyor. Evet. Normalde insanların çok kolay pes edebilecekleri durumlarda biz yeniden başlamış gibi oluyoruz. Bu anlamda askerliğin tabii çok ciddi bir etkisi var. Peki bu askeri disiplinin, akademik disiplinin üzerindeki etkisi nasıl oldu hocam? Yani şöyle söyleyeyim. Demek ki tabii ayrıntı olarak bahsediyorum. Yani zor olmalı ki adı sınav olsun, adı eğitim olsun. Foça biz 4 ay yaptık ve çok zorlandık. Yani insanın zihin ve beden sınırlarının zorlanması gerekiyor ki adı onun komando eğitimi olsun zaten Emrah'cığım. Harp Evet. okulu zor olmalı. Hem mantalite olarak bir yöneylem araştırması dersi vardı. Aziz hocam, hala da görüşürüz. Aziz neydi? Akgün. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra milletvekili de oldu galiba. Şimdi Türkiye İstihdaf Önleme Vakfı Başkanı. Ben hiç unutmuyorum, mezun olacağız. Bahar döneminin son yarı yıl dersi Harp Okulu 4'te. Sınav kağıdına burnumun kanadını hatırlıyorum stresten. Yani biz hem mantalite olarak, beyin olarak hem fizik olarak çok zorlandık ama o zorluklar, o engeller, o sıkıntılar sonuçta bizim hem bedenen, hem ruhen, hem zihnen, her açıdan olgunlaşmamıza vesile oldu. Her engelin, her bir dersin, her bir eğitimin aşılması muhakkak bizde farklı öğrenimlere, farklı kazanımlara yol açıyor Emrahcığım. Evet. Anlatabildim mi? Aynen öyle hocam. Yani bunların mutlaka çok ciddi etkisi var. Ama dediğim gibi yani bu akademisyenlik Ha, anlamındaki akademi çizdiğiniz evet. çizgi Şöyle, hakikaten çok önemli unuttum yani. bir an, pardon. Dikkatim dağıldı. Ya şöyle, dün de dedim. Şimdi benim turizm ekonomisi kitabım var. Benim uzmanlık alanım iktisatçıyım Evet. ben. Makro iktisat profesörüyüm. Alt disiplin olarak da turizm ekonomisi çalışıyorum. Ve o kitabım da benim 8. baskı yapmıştı. Çok okunan, beğenilen bir kitap. Ve kitabın kapağında rahmetli Tülay hocama atıfta bulunmuşumdu. Benim yüksek lisansta tez danışmanımdı Emrah. Hiç unutmuyorum, Evet hocam. tez aşamasında benden bazı düzeltmeler istedi. Ben birkaç gün sonra hemen kendisine o düzeltmeleri yaptım, verdim. Bana Ozan Bey diye hitap ederdi. Ozan Bey, ben dedi size bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun hocam. Ya dedi, ben dedi bunu dedi normal insanlara, normal öğrencilere veriyorum. Bu düzeltmeleri bana 2-3 ayda dedi yapıp getiremiyorlar. Getirdikleri zaman da yine eleştiriyorum dedi. Ama siz 1-2 gün içinde bunları olması gerektiği gibi hiçbir eksiksiz, size dediğim gibi düzeltiyorsunuz ve herhalde de bu dedi harp okulu ile alakalı bir şey olsa gerek dedi. Tabii ki yani mücadele ruhu, o disiplin, o öz disiplin. Hani sen de bilirsin ki teker gece 24'te dönecekse 24'te Aynen döner yani. 24'ü bir dakika ne yapmaz? Geçmez Emrahcığım. Biz bu disiplinle eğitildik. Bu şekilde. Şimdi ben üniversite aynen kapısıyım, öyle. herkes çok large. Öğrenci çok large abi. Yani. Şimdi bir ödev verdim. Beni dinliyorlarsa affetsinler. Yani bu virüsten dolayı işte sınav yapılmayacak dendi. Mırt cırt dendi. Bir ödev verdik. Ya bir cümlelik bir ödev. Açık net. Ya bana öyle sorular geliyor ki. Ya ben Türk çocuğumuzun, Türk gencimizin o verdiğim ödev karşısında bana sordukları soruya bakıyorum. Bunu bana nasıl sorabilirler diyorum. Anlatabildim mi? Biz Evet. yapay zeka, kodlama diyoruz. Yani hangi öğrenciyle yapacağız kardeşim? Ha biraz O da silkinmemiz şeyi mi lazım. soruyor? Hangi sorudan başlayabiliriz falan diye mi soruyor sınav? Ya detaya girmeyeyim ama ha, buradan hepsine de selamlarımı iletiyorum. Hepsini de çok seviyorum. Onlar da beni çok seviyor biliyorum ama Mutlaka. yani bizim yani iş disiplinimizi
yükseltmemiz lazım Emrah'cığım. Kesinlikle, Türkiye'de kesinlikle. işini gerçekten layıkıyla yapan bence çok az insan var Emrah'cığım. Kesinlikle. Ve bu Özlem ülke sormuş bu arada. Buyurun hocam, buyurun hocam. diyorum ki çok şehit verdik. Yani Çanakkale'den tut hala veriyoruz. Ben derste bunu öğrencilerime de inan her derste söylerim. Bu ülkenin üreten insanlara, gerçekten çalışan insanlara, siyasi görüşü ne olursa olsun, partisi ne olursa olsun ihtiyacı var. Her bir karış toprağımızın altında bir şehidimizin hikayesi var. Biz Allah rahmet onlara, eylesin. bizim onlara borcumuz var. Bu ülkeyi daha ileriye taşımamız gerekiyor Emrah'cığım. Bunu el Aynen öyle. birliğiyle yapabiliriz. Bunu bölünmeden yapabiliriz. Hani siyaset muhakkak olacak, politika illaki olacak. Anlatabildim mi? Ama Aynen biz öyle. çok şehit verdik, çok gazimiz var. Bu insanlar bizden bunu bekliyor. Yani yarın o toprağa gittiğimiz zaman, o mahşer günü kurulduğu zaman o şehitler bizim yakamıza yapışacak abi yani. Aynen öyle. Evet. Özlem Değmen sormuş. Emlak Komutanı'nın Vücut Dili Duruşlar konulan kitabını işledi diye. Bu sözsüz sınıtı bir de bu var ama en son güncel olarak da şeyde blogda yazısını yazdım bunun. Evet. Blogda ben bunu anlattım ama aynı zamanda da bunun videosunu çektim. Videosunu da pazartesi günü yayınlayacağım YouTube'dan. Ama esas kaynak da budur yani. Amy Cuddy'nin bu TEDx düzeltiyorum TED konuşmalarının arasında en popüler ikinci galiba şu anda ama Türkçesi yok bu kitabın henüz daha çevrilmedi. Esas da budur. Hocam da bu arada bir TEDx konuşmacısı. Evet. O anlamda da sizi kıskanıyorum yani hocam ben de istiyorum ya. Emrah'cığım İleride çok çok büyük bir inşallah. çok büyük bir onurdu. 2018 yılı 2 yıl geçmiş Mart ayıydı. Ankara Kongrezyum'da yaklaşık 3500 kişiye kolay kolay aslında Çok çok gurur verici bir şey. topluluklar karşısında konuşmayabiliyorsun. Alışkınız. Ama o gün Evet. çok heyecanlanmıştım. Hatta ilk bir dakika sesime de yansımıştı. Ama sonradan açıldık yani. Ve bir gün de şeyime koydum YouTube kanalımda var. Ben de yeni kanalıma abone olabilir arkadaşlarım. Hatta bir gün onu koydum. Engellenemeyen hayallerin engelli kahramanı adıyla. İnşallah diyelim Emrah'cığım. Yani senin gibi insanın da orada bence konuşma yapması gerekir yani. Bu sene ben de katıldım ODTÜ'deki TEDx'i izleyici olarak. Hakikaten çok hoş bir organizasyon, gurur verici. Eyvallah. Birisi de şeyi yazmış bir arkadaşımdan, subay zannediyorum. Komutanım Gürpınar'dan selamlar, yeni atan. Gürpınar benim en son çalıştığım yer hocam. İç Yanlarma Komutanı Biliyorum, yaptım 3 yıl. biliyorum. Ha, biliyorsunuz zaten. Şortland devrilmişti. Antalya'ya gelecektin ama orada Ya kalacaktın. ya 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 sizinle beraber işte Ya. o kongreye gelmek üzereyken bir gün öncesinde o Evet. talihsiz kaza oldu. Tabii. İki arkadaşımız da şehit oldu, uzun arkadaşlarımız. Allah Allah rahmet rahmet etsin. eylesin. Buradan Biz de tabii onlara da. son birkaç saniye farkla çıkabildik diyelim. Evet. Yoksa bizim de işimiz. Neyse oluyor. Meslek Emrah'cığım hocam her şey orada oluyor ben yani. kitaba ilişkin şunu söylemek istiyorum. Müsaade edersen çünkü herhalde vaktimiz daralıyor gibi hissediyorum. Evet, bitmek üzere hocam. Evet. Şimdi eğer yeniden dirilişe ihtiyacım var diyorsa gençlerimiz, bizi dinleyenler, engellerin nasıl aşılacağını hocam ben bilemiyorum. Nasıl motive olacağımı bilemiyorum diyorsa, bir insan yaşamaya nasıl tekrar başlar? Benim umuda vazgeçmemeye, mücadele ruhuna, sabra ihtiyacım var. İçimdeki bu duygusal evet, duygusal hapishaneden nasıl kurtulabilirim diyorlarsa, sevgiye ihtiyacım var diyorlarsa arkadaşlarımız, muhakkak bu kitabı okumalarını tavsiye ederim. Bu Başucu kitap kitabımız hocam. evet. Başımızın ucunda duruyor zaten. Çok 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 detaylı, çok ayrıntılı anlatıyorum Emrah'cığım. Hepimizin Evet bu hocam. günleri sıkıntılı yaşam içinde kırılma noktalarımız var. Ama her şeye rağmen, her türlü olumsuzluğa rağmen hayat çok güzel. Hayat her türlü sıkıntıya rağmen güzellikleri de, mucizeleri de inanın içinde barındırıyor. Kayıplara değil, kazançlara bakmak gerekiyor. Eksilere değil, artılara bakmamız gerekiyor. Geçmişe değil, yönümüzü geleceğe çevirmemiz gerekiyor Emrah'cığım. Evet hocam. Ve şunu söyleyeyim, çok özür dilerim. Amerika'da yine bir yapılan araştırmalar şunu söylüyor. Birçok insanın yaşanan bir travma karşısında kendini çapacak, ya affeder Allah'ım korusun, tecavüze uğramış, işte uzvunu kaybetmiş, çocuğunu, eşini kaybetmiş vesaire vesaire çabucak toparlandığını gösteriyor ve çabuk iyileşme travma potansiyeline sahip deneyimi takip eden süreçte en sık rastlanan sonuç. Yani Allah öyle bir kodlama yapmış ki insana her türlü sorunun, sıkıntının üstesinden
kesinlikle gelebiliriz diye düşünüyorum Emre. Aynen öyle. Yani şunu da söylemek istiyorum. Şimdi Enes yazmış Beytüşevap'tan selamlar diye. Ben Beytüşevap komando benim ilk görev yerimdi. Doğuda ilk Eyvallah. görev yerimdi. Birinci bölük komutanıydım orada. Çok da severim Beytüşevap. Herkese selamlar. Yalnız tabii şu var. Şunu fark ettim Doğu görevlerinde. Mesela işte katır diyoruz affedersiniz. İşte yük taşımak için Evet. falan. Çok güçlü bir hayvan vesaire. Ama öyle bir yer geliyor ki o katır devam edemiyor. Onun belli bir kafasında bir eğim var. O eğimin üzerine öldürsen çıkmıyor o hayvan. Duruyor yani bir yerde. Fakat ben pek çok personelimizin onların çıkamadığı yerden o ağır yüklerle çıkabildiğini gördüm. İnsanın çok değişik bir dayanıklılığı var. Allah çok farklı yaratmış Seyit bizleri. Onbaşı. Çanakkale Seyit Ya değil mi Onbaşı. mesela bir Seyit Onbaşı örneğini falan düşündüğünüz zaman insanın çok enteresan bir dayanıklılığı var. Yani o anlamda hakikaten beynin kullanılması gerekiyor. Akademiye göre cevap verin derken yani cevaplar bu arada aşağı yukarı bitirmek üzereyiz ama hocam hakikaten çok da keyifli bir şey de oldu. Katılım da Çok oldu. teşekkür ediyorum. Herkese Arkadaşlarımız selam olsun. evet arkadaşlarımızın katılımından dolayı çok da teşekkür ediyoruz herkese. Özellikle bizim jandarma arkadaşlarımızın desteği tabii çok kıymetli burada. Sizin Jandarmadan öğrencilerinizin komando desteği. olmak onurumdur Emre abi. Aynen hocam. Sizler de hakikaten bütün jandarma ve komandolar için de örnek teşkil ediyorsunuz. Sağ Çok olsunlar. mutlu oldum ben. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum hocam. En kısa zamanda şu işleri atlatıp yüz yüze İnşallah. görüşmeyi umut ediyorum. Ali Doğan Paşam çağırıyor özellikle tekrar Havacılık Dairesi, Havacılık Başkanlığı'na. Gelirsem zaten beni Sikorsky ile bir Ankara'nın üzerinde uçurun dedim artık. İnşallah, İnşallah, inşallah. inşallah hocam. Buradan ben tabii yazıları göremedim. Beni dinleyen, katılan tüm öğrencilerime, Çok dostlarıma, çok. tüm jandarma teşkilatındaki subaya, subay, uzman, öğrenci, çalışan tüm kardeşlerime selamlar, saygılar Ankara'ya. Emre'cim seni de gözlerinden öpüyorum. Sağ olun hocam. Başarılı Saygılarımı çalışmaların sunuyorum. devamını diliyorum. İnşallah Çok yakın sağ olun. zamanda da doktor olmanı ümit ediyorum. İnşallah hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür Eyvallah. ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. İyi Herkese akşamlar. saygılar sunuyorum. Müsaadenizle bitiriyorum şu anda artık Eyvallah. şeyi, İyi akşamlar. görüşmeyi. İyi Eyvallah. akşamlar diliyorum. Sağ İyi olun hocam. akşamlar. Sağ ol.